Haber Global ekranlarından herkese iyi sabahlar. Ben Sultan Arınır. Güne dair tüm başlıkları 3 saat boyunca yeni günde ekranlarınıza getireceğiz. Önce bir başkente gidelim Ankara'nın gündeminde neler var bunu öğrenelim. Haber Global Ankara Haber Müdürü Hasan Uylaş'la birlikteyiz bu sabahta. Hasan günaydın. Günaydın Sultan iyi yayınlar. Teşekkürler. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. Dün Demokrasi Adası'ndan yeni anayasaya dair mesajları oldu Cumhurbaşkanı'nın. Bu ülkede artık darbeler, muhtıralar dönemi kapanmıştır dedi. Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkan başlıklar neler? Sultan 64 yıl geçti ancak bir taraftan 27 Mayıs darbesini konuşmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan da özellikle darbenin e, izleri silinmeye çalışılıyor ki siyasetten çok belki de konuştuğumuz son dönemde konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi sivil anayasa konusuydu. E, Tabi dün 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. E, Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu gerçekleştirildi. E, da e, bu e, sempozyuma katılan isimlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sempozyumda. Üzerinden değil 64 yıl asırlar geçse bile darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Menderes ve arkadaşlarının şahsında önce mahkum edilen sonra da idam edilen bizatihi milletin özgür iradesi olmuştur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde en çok darbelere maruz kalınan bir anlamda parti olduğuna dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak bu ülkede darbe dönemi bitmiştir mesajı veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii özellikle az önce de altını çizdim. Son dönemde yerel seçim sonrası aslında siyasette en çok konuştuğumuz konu yerel, daha doğrusu sivil bir anayasa konusu ki en son 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelmişti ki bu görüşmede de en önemli gündem başlığı yeni anayasa konusu olmuştu. Yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle bir yeni anayasa turu olmuştu. Yeni anayasa konusunu konuşmaya devam ederken yine yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları oldu. Yeni anayasanın gerekliliğine dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada ee, yine mevcut anayasayla yola devam edilemeyeceğine dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başlarına baktığımızda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Süreci bir taraftan iş siyaseti konuşurken aslında Türkiye yoğun bir diplomasi yürütüyordu 7 Ekim'den bu yana. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası tabi önceki akşam gözümüz kulağımız refah bölgesindeydi. İsrail yine en iyi bildiği şeyi yaptı ve F-16'larla savaş uçaklarıyla Sivilleri hedef almıştı. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Ee, yine Netanyahu için e, Firavun benze, benzetmesi yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tıpkı özendiği Hitler gibi, Milosevic gibi ve tarihteki diğer Firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacaktır ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, özetle. Şimdi diğer başlığa geçelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün bir araya geldiler. Elbette gündemlerinde terörle mücadele başlığı vardı. Ne konuştuklarına dair bir bilgimiz var mı? Görüşmenin ana başlığı neydi? Sultan aslında önemli bir görüşme ki zaman zaman iki bakan Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemlerde bir araya geliyorlardı. En son 1 Nisan'da e, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelmişlerdi ki o görüşme sonrası e, Türkiye'ye Irak'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yine e, dün e, Dışişleri Bakanlığı'ndan tek kara fotoğraf paylaşıldı ve iki bakanın bir araya geldiği duyuruldu. E, bu fotoğrafın yayınlanmasının ardından hem diplomatik kaynaklarla hem de güvenlik kaynaklarıyla görüşmenin detayını dair ee, ne görüşüldü sorusunu yöneltme imkanım oldu ancak çok detay paylaşılmadı sadece iki bakanın fikir alışverişinde bulunduklarına dikkat çektiler ancak özetle özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaz aylarını işaret etmişti artık yaz ayları geldi. Irak'ın kuzeyine yönelik bir operasyon konuşuyoruz bu anlamda olası bir operasyon konusunun iki bakan arasında yapılan görüşmedeki görüşmede gündemdeki başlıklardan bir tanesi olması muhtemel çünkü özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a ziyareti sonrası. Irak'tan bir heyetin Ankara'ya gelmesini bekliyorduk. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında Bağdat yönetimiyle çok sayıda anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ortaya gündeme getirdiği bir başlık var ki olası operasyon öncesi Bağdat yönetimiyle Türkiye arasında ortak harekat merkezinin kurulması noktasında Türkiye'nin bir beklentisi vardı. Daha önce Bağdat yönetimiyle bir anlaşma imzalandığını ifade edilmişti. Ancak bu anlaşmaya son şekle Irak'tan gelecek heyetin buraya gelmesiyle ve burada yapılacak görüşme sonrası genel çerçevesinin çizileceği noktasında bir mesaj vardı. Bu görüşmenin önümüzdeki günlerde Bağdat yönetiminden Ankara'ya bir ziyaret yapılması söz konusu olabilir. Bu anlamda bu görüşmede bu konunun gündeme gelmesi e, bekleniyordu. Tabi e, diğer taraftan özellikle bir taraftan Irak'ın kuzeyine operasyonu konuşuyoruz ancak diğer taraftan gözümüz kulağımız Suriye'nin kuzeyindeki e, özellikle PKK-PYD burada e, bölgedeki belki de krizi biraz daha derinleştirecek bir adım atma hazırlığı içerisinde bir yerel seçim Birleşmiş Milletler'in kararına rağmen e, PKK-PYD Kendine meşruiyet kazandırmak için e, Suriye'nin kuzeyinde bir yerel seçim yapma hazırlığındaki e, daha önce 30 Mayıs'ta bu seçimin yapılacağı duyurulmuştu ancak e, 11 Haziran'a ertelenmişti. E, bu seçimler nerede yapılacak? Cezire, Deirizor, Rakka, Tapka, Fırat, Münbiş ve Afrin, Şebba gibi bölgelerde yapılması planlanıyor. E, Türkiye bu süreci de yakından takip ediyor. Bir taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı konuya müdahale yakından takip ediyor. E, diğer taraftan bu noktada diplomatik ve askeri anlamda atılacak adımlarda iki bakan arasında yapılan görüşmede şüphesiz gündeme gelmiş başlıklar arasında. Diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 alım süreci devam ediyor. Yine bu konunun da iki bakan arasında. Yapılan görüşmede gündeme gelmiş olması muhtemel. Ee, tekrar edelim iki bakan ya, ya, zaman zaman bir araya geliyordu ki e, bu görüşmelerden bir tanesi hem diplomatik kaynaklar hem de güvenlik kaynakları iki bakanın bu görüşmede dünkü e, tek kare fotoğraf paylaşılan görüşmede tamamen bir e, bölgesel ve e, küresel konularda fikir alışverişinde bulunduğunu belirtiyor güvenlik kaynakları ve diplomatik kaynaklar. Hasan son olarak terörle mücadele demişken bugün de yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak. Kuşkusuz ana gündem terörle mücadele ama başka hangi başlıkların, hangi konuların konuşulmasını masaya gelmesini bekleriz. Sultan aslında temel yedi başlığın bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ön planda olmasını bekliyoruz. Ancak şüphesiz terörle mücadele konusu bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında en sıcak başlıklardan bir tanesi olacak. Hem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ki az önce de altını çizdim hem Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz aylarını işaret etmişti. Artık olası bir operasyonun an meselesi olduğunu ifade ediliyor. Ancak diğer taraftan da e, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kilit Operasyonu'nun devam ettiği noktalarda operasyonlarına devam ettiğini biliyoruz. Ki Yaşar Güler e, zaman zaman yaptığı açıklamada artık e, Pençe Harekat Bölgesi'nde alan hakimiyeti zaten tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçtiği belirtiliyordu. E, bu anlamda bu bölgede asker ilerleyişine devam ediyor. E, diğer taraftan da olası bir e, Irak'a yönelik kara harekatının da bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelmesini bir Bekliyoruz tabi operasyonu konuşurken e, özellikle PKK'ya KYB e, Irak'ta Süleymaniye'de yeni bir alan açma e, durumu söz konusu. E, bu süreci de e, Türkiye yakından takip ediyor. E, özellikle KYB konusunun da bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelmesini bekliyoruz. Tabi e, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yani kamuoyunun bilgi. Kırmızı kitapta bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelecek başlıklar arasında e, her 5 yılda bir e, revize ediliyordu aslında Kırmızı Kitap ancak e, özellikle e, yapay zeka ve günümüz şartlarında bu kitabın e, her iki yılda bir güncellenmesi e, söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle e, Milli Güvenlik Kurulu tüm kurumlardan başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere tüm kurullardan görüşlerini istemişti. İşte bu görüşler bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelecek. Yine bölgesel konularında bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelmesini bekliyoruz ki e, az önce de altını çizdim. Bir tarafta iş siyaseti konuşurken diğer taraftan da 7 Ekim'den bu yana gözümüz kulağımız İsrail'in e, Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası bölgede e, tabi Türkiye en başından bu yana kalıcı barış ve istikrarın sağlanması noktasında yoğun bir diplomasi yürütüyor. Ancak diğer taraftan da Gazze'ye yardımların ulaştırılması son derece önemli. Yine bu konunun da bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelmesini bekliyoruz. İran Cumhurbaşkanı reisi geçtiğimiz hafta bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Yine o kaza sonrası İran'daki mevcut tablo yakın zamanda bir seçimlerin yapılacağını biliyoruz Haziran ayı içerisinde. Yine bölgedeki bu kaza sonrası bölgedeki gelişmeler ve bölgeye yansımasının bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelmesini bekliyoruz. Son başlık. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler ki yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyareti söz konusu olacaktı ancak bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 alım süreci devam ediyor. Bu anlamda Milli Savunma Bakanlığı'na bir mektup geldiğini biliyoruz. Yine hep, hem F-16 tedariki konusu hem de yine mevcut F-16'ların modernizasyon konusunun bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme gelmesini bekliyoruz. Toplantının saat 16'da başlayacak heyecanı biliyoruz. Her toplantı sonrası Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar bir yazılı açıklamayla kamuoyuyla paylaşılacak. Hasan teşekkür edelim sana verdiğin bilgiler için. Biz İsrail'in Refah yönelik saldırılarındaki son duruma bakalım.